Föyno 24. Destan. Efsane. Nedir destan? Toplumu derinden etkilemiş, tarihi ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikayelere destan adı verilir. Toplumu derinden etkileyen her olay destanın konusu olabilir. Daha çok yaratılış, toplum vicdanında iz bırakan savaşlar, bir şahıs veya bir milletin kahramanlıkları, doğal afetler, manzumeler şeklinde destana dönüştürülür. Bu konular ne tamamen gerçek ne de tamamen olağanüstü bir şekilde anlatılır. Coşkulu bir anlatımın kullanıldığı destanlar manzum şekilde sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarıldıktan sonra bir şair tarafından yazıya geçirilir. Buna göre destanların oluşum safalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Birinci safa oluş çekirdek dönemi bir ulusun başından geçen ve ulusu derinden sarsan, halkın üzerinde derin izler bırakan olayın yaşandığı safadır. Yayılma dönemi ise yaşanan olayın halk arasında anlatıla anlatıla olağanüstü özellikler kazanarak kuşaktan kuşağa aktarıldığı safadır. Bu safada büyüyen çekirdek olay tamamlanmış bir destan halinde sözlü olarak anlatılmaya devam eder. Toplama, derleme dönemi halk arasında sözlü olarak anlatılan destanın yazıya geçirildiği safadır. Yetkin bir şair ya da bir halk ozanı sözlü olarak aktarılan olayları derleyip bir yazıya getirerek yazıya geçirir. Böylece oluşum aşamalarını tamamladıktan sonra milli bir destan olarak karşımıza çıkar. Türk destanlarının bugün elimizde bulunan parçaları çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Çünkü Türk destanları destanın oluşumunun son safhası olan toplama, derleme dönemini tamamlayamamış. Yani bir ozan tarafından yazıya geçirilmemiştir. Bu destanların bir kısmı Avrupalı ve Türk araştırmacılar tarafından halk ağzından derlenmiş. Bir kısmına da eski Çin kaynaklarına, Arap ve İran edebiyatına ait el yazması eserlerde rastlanmıştır. Destanlar yapılarına göre doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal destanlar kimin söylediği belli olmayan halkın meydana getirdiği destanlardır. Oluş, yayılma, toplama, derleme safalarına sahip olan destanlar doğal destanlardır. Doğal destanlar uzun manzum ürünlerdir. Yapay destanlar ise bu destanların yazarları bellidir. Bazı şair ve yazarlar kendi milletlerinin tarihinde meydana gelmiş olayları kendi duygu ve düşüncelerini katarak destanlaştırmıştır. Yapay destanlar doğal destanlar kadar eski değildir. Türk Edebiyatı'nda Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı, Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı, Epik şiir örneklerini Yapay destan örnekleri arasında sıralayabiliriz. Dünya Edebiyatı'nda ise Tasso'nun Kurtarılmış Kudüs'ü, Aristo'nun Çılgın Orlando'su, Milton'un Kaybolmuş Cennet eserleri de yapay destan örneklerindendir. Şimdi Türk destanlarında geçen mitolojik öğeler nelerdir? Bunlardan birincisi ışık. Yaradılış destanında Tanrı'ya yaratma ilhamı veren Ak Ana ışıktan bir kadın hayalidir. Oğuz Kağan destanında Oğuz'un çocukları gün, ay ve yıldızı doğuran ilk eşi mavi bir ışıkla yeryüzüne inmiştir. Bir diğer mitolojik öge ağaç. Oğuz Kağan destanında Oğuz'un gök, dağ ve deniz adlı oğullarını dünyaya getiren eşi kutsal bir ağacın kovuğunda yaratılmıştı. Maden isimleri altın, gümüş, demir, bakır gibi maden adları Türk destanlarında yer almıştır. Ergenekon destanında demirden dağ eritilmiştir. Ok ve yay ise Oğuz Kağan destanında Ulu Türk rüyasında doğudan batıya uzanan bir altın yay ve kuzeyden güneye uzanan üç gümüş ok görmüştür. Bir diğer öge Bozkurt. Bozkurt ise Oğuz Kağan destanında yol göstericidir. Bozkurt destanında bir Türk'ün dişi bir kurt tarafından kurtarılarak onunla evlenmesi ve göktürklerin ondan türemesi anlatılır. Türeyş destanında tanrı bir erkek kurt olarak yeryüzüne inip Uygur Hakanı'nın iki kızıyla evlenip çoğalmaları anlatılır. Türk Edebiyatı'na ait doğal destanlar oluşum dönemlerine göre İslamiyet'ten önceki ve sonraki destanlar şeklinde sınıflandırılır. Türk destanları, İslamiyet'ten önce Türk destanları ve İslamiyet'ten sonra Türk destanları olarak ikiye ayrılır. İslamiyet'ten önceki destanlar Altay ve Yakut destanları, Yaradılış destanı, Saka dönemi Alper Tunga destanı, Şu destanı, Hun Oğuz dönemi Oğuz Kağan destanı ve Atilla destanı, Göktürk dönemi Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, Uygur dönemi Türeyş destanı ve Göç destanı. İslamiyet'ten sonraki Türk destanları Karahanlı dönemi Satuk Buğrahan destanı, Kazak Kırgız Kültür Dairesi Manas destanı, Türk-Moğol Kültür Dairesi Cengiz Han Destanı, Tatar-Kırım Kültür Dairesi Timur ve Edige Destanları, Selçuklu Beylikler ve Osmanlı Dönemleri Seyit Battal Gazi Destanı, Danişment Gazi Destanı ve Köroğlu Destanı. İslamiyet'ten önceki Türk destanları, Yaratılış Destanı, bu destan Türklerin Altay Yakut zamanına ait ilk Türk destanlarından biridir evrenin yaratılışını, iyilik ve kötülüğün kaynaklarını, evrendeki düzeni konu edinir. 19. yüzyılda Profesör Doktor Radloff tarafından Altay Türkleri arasında değerlenmiştir. Şamanizmin izlerini taşır eser başta Türk ve Moğollar olmak üzere genellikle eski Sibirya kavimleri arasındaki ortak bir dindir. Bu dine göre dünyada ölen iyi ruhlar bir kuş kılığına girer, iyilik derecelerine göre gökteki ışık alemine, kötü ruhlar ise kötülüklerinin derecelerine göre yer altında karanlıklar alemine giderler. Yaratılış destanı Türk mitolojisi düşüncesi ve inancı bakımından önemli izler taşır. Alper Tunga Destanı Türklerin yaratılış destanından sonra bilinen eski destanlarından biridir. Milattan önce 7. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olan Alp Ertunga, Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, ve yenilerek öldürülmüştür. Destanın oldukça kapsamlı parçaları Firdevsi'nin şahnamesinde Afraf Siyap adıyla yer almaktadır. Alp Ertunga'nın o zamanda düşman destanında yer alması kişiliğiyle İranlıların hayatında da derin izler bıraktığını bir kanıtıdır. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügati Türk adlı eserinde Büyük Saka hükümdarından söz etmiştir. Alper Tunga'nın ölümü karşısında söylenmiş bir sagu da Kaşgarlı Mahmut tarafından yazıya geçirilmiştir. Şu destanı, destanın kahramanı olan hükümdar şu, önce 4. yüzyılda yaşamıştır. Destanda Makedonya Kralı İskender'in İran üzerinden Türkistan'a yaptığı sefer sırasında Türk hükümdarı Şu'nun halkını ve ordusunu İskender'den koruması anlatılır. Oğuz Kağan Destanı ise M.Ö. 209 ve 174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında şekillenir. Oğuz Kağan hem bir devlet adamı hem de bir baba olarak destanlaştırılmış fiziki görünümüyle ve kişiliğiyle İdeal bir tip olarak öne çıkarılmıştır. Atilla destanı Batı Hün hükümdarı Atilla'nın fetihleri etrafında oluşmuştur. Milattan sonra 5. yüzyılda Avrupa'ya korkulu yıllar yaşadan Atilla, Rusya'dan Fransa'ya kadar bütün Avrupa'yı almış, Roma'ya kadar uzanmıştır. Evlendiği gece çok içtiği için burun kanamasından ölmüştür. Destanda onun ölümüyle ilgili söylenen ağıtta da daha çok Atilla'nın ölümü değil, kahramanlıkları anlatılmaktadır. Bozkurt Destanı. Bu destanda Göktürklerin yok olma felaketiyle karşılaşıp yeniden çoğalmalarında bir dişi kurdun etkisi anlatılır. Türkler bir savaşta yenilir. Türkler düşman askerleri tarafından öldürülür. Sadece 10 yaşlarında bir erkek çocuğu sağ kalır. Bir dişi kurt bu çocuğu bir mağaraya taşır ve yaralı çocuğu iyileştirir. Ergenekon destanı bu destanda düşman saldırılarından geride kalan iki kişinin ailesiyle birlikte kaçıp sığındığı Ergenekon'da yeniden çoğalmaları ve demir dağı eriterek oradan çıkmaları, yurtlarını geri almaları anlatılır. Bu çıkış günü kutsal gün olarak kabul edilir ve günümüzde Nevruz'la ilişkilendirilir. Ergenekon destanı Ergenekon adının yakıştırıldığı coğrafi mekan ve demir motifi açısından Hun birliğinin dağıldıktan sonra Göktürklerin Altay dağları çevresine çekilerek orada demircilik yaparak yaşamaları arasındaki benzerliği anlatır. Türeyik, Türeyş destanı Uygur Türklerine ait bir destandır. Göktürklerin Bozkurt destanı ile benzerlik gösterir ancak buradaki Bozkurt dişi değil erkektir. Birçok Türk destanında ortak motif olarak görülen Bozkurt motifi Türeş destanında da soyun başlangıcı olarak tanrısal güce bağlanmaktadır. Destanda Uygur soyunun ilahi bir kaynaktan geldiği ifade edilir. Göç destanı Uygur Hanlarından Gali ülkesinde kutsal kabul edilen bir kayanın Çinlilere verilmesinin ardından Tanrı tarafından cezalandırılan Uygurlar göçe zorlanır. Destan değersiz bir kaya parçasının bile hiçbir şey uğruna düşmana verilmeyeceğini, verilirse neler olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. İslamiyet'ten sonraki Türk destanları Satuk Buğra Han Destanı Büyük Türk İmparatorluğu'nun temsilciliğini 840 yılında hak etmeye başlayan Karahanlıların 13. yüzyıla kadar süren hükümdarlık nöbetleri sırasında en önemli ve gerçekten dünya tarihinin akışını değiştiren büyük olay Türklerin İslam dinini kabul etmiş olmasıdır. 940 yılı civarında Karahanlı hükümdarı Satuk Burahan zamanında gelişi veren bu dünya çapındaki olay dünya üzerindeki büyük etkisi ölçüsünde Karahanlılar arasında da bir destan havasına bürünmüş, Satuk Burahan'ı anlatan ve yüceleştiren bir destan oluşmuştur. Türklerin İslam dinini kabul edişlerini ilahi bir ilhama bağlamaya çalışan Satık Buğrahan destanının çok kısa bir zamanda geliştiği, İslamiyetten önceki Türk destanlarından da aldığı ana süslemelerle daha çok zenginleşerek yazılı şekle geldiği söylenebilir. Manas destanı 9. yüzyıldan sonra Işık Göl ve Talas bölgesi Kırgızlarının özgürlüklerini elde etmeleri ve atalar yurduna dönebilmeleri için Alp Manas'ın şahsında verdikleri uzun süreli savaşların bir bütün halinde edebileştirilmesinden meydana gelmiştir. 400 bin Mısra'dan oluşan bu kadar büyük olan Manas destanı yalnız Türk uluslar arasında değil dünyanın hiçbir kavminde tespit edilmiş değildir. Bu destanı ilk defa ilim alemine 1861'de Kırgız Kazak Türklerinden Çokan Velihanoğlu tanıtmıştır. Fakat Manas Destanı'nın asıl büyük kısmı Alman Türkolog Radloff tarafından tespit edilmiş ve 1885'te yayımlanmıştır. Cengiz Han Destanı bir diğer ismi Cengizname 13. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan Türk boyları arasında doğup gelişmiş bir destandır. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Hayatı, kişiliği ve fetihleriyle ilgili olarak meydana getirilmiştir. Özellikle Orta Asya'da yaşayan Başkurt, Kazak ve Kırgız Türkleri Cengiz Destanını günümüze kadar yaşatmıştır. Seyit Battal Gazi Destanı, bir diğer ismi Battal Namem. Bu destanın kahramanı Battal Gazi adıyla bilinmiş ve benimsenmiş bir Arap sana savaşçıdır. Asıl destan 8. yüzyılda Emevilerin Hristiyanlarla yaptıkları savaşlarda inanılmaz kahramanlıklar göstermiş, Abdullah isimli bir kişiyle ilgili olarak meydana gelmiştir. Arapçadan battal kahraman anlamına gelip battal gazi Arap kahramanlarına verilen ünvandır. Türklerin Müslüman olmalarından sonra battal gazi destan tipi türkleştirilmiş önceki destan epizotlarıyla zenginleştirilmiş ve anlatım geleneği içinde yerini bulmuştur. 12. ve 13. yüzyıllarda battanname adı ile ve nesir biçiminde yazıya geçirilmiştir. Hikayeci aşıkların repertuarlarında da yer almıştır. Seyit Battal adıyla da anılan bu kahraman çok bilgili, dinine çok bağlı ve cömert bir insandır. Müslümanlığı yaymak için yaptığı mücadelelerde insanların yanı sıra büyücü, cadı ve dev gibi olağanüstü varlıklarla da savaşmıştır. Aşkar Devzade isimli atı da kendisi gibi kahramandır. Arap, Fars ve Türklerin 10 ve 20. yüzyıllarda oluşturdukları ortak İslam kültürü dairesinin ürünüdür. Bu destan Orta Asya'da yaşayan Türk grupları arasında da yayılarak Türk kabul ve değerleriyle de ortak potoda erimiştir. Danişment Gazi Destanı Danişment Gazi Destanı Anadolu Destan geleneğinde Battal Gazi Destanı ile Satuk Buğra Destanı arasındadır. Anadolu'da 8. yüzyıldan itibaren İslamlaşma ve Türkleşme serüvenini anlatan Battalname'den sonra Danişment Gazi Destanı'nda da aynı mücadelenin 11-15. yüzyıllar arasındaki bölümü anlatılır. Bu dönem ise Anadolu'da yaşanan olaylar bir devlet adamı olan Danişment Gazi'nin efsanevi kişiliğiyle birleştirilir. Anadolu Fethi ve bu Fethin kahramanlıklarını anlatan 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen İslami Türk destanlarından biridir. Danışmentname'de anlatılan olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanların yaşamış Türk beyleri olmalarından Anadolu coğrafyasının gerçek isimleriyle anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak görülmüştür. Köroğlu Destanı kör oldu hikayesi destan adıyla anılmakla ve bazı destan niteliklere de sahip olmakla birlikte 20. yüzyılda Anadolu'dan derlenen örnekleri daha çok halk hikayesi geleneğine yakın olduğu kabul edilmektedir. Anadolu'da hikayeci aşıklar tarafından 24 kol halinde anlatılır. Örnek soru 1. 2012 LYS'de çıkmış bir soru. Yukarıdaki mitolojik ögelerden Türk destanlarında yer alanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Demir, altın yay, ışık ve ağaç hepsi de birlikte verilmiştir. Örnek soru 2. Uygurlara ait göç destanından alınan bu parçadaki altı çizili kavramlardan hangileri mitolojik ögedir? Uygurların yurdunda Hulin isimli bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak geç çıkardı. Bir gece oradaki bir ağacın gökten ilahi bir ışık indi. Mitolojik ışı, ögelerden biri ışık. İki ırmak arasında bir diğeri de ağaç. Yaşayan halk bunu dikkatle izlediler. Ağacın gövdesi yarıldı ve içinde beş çocuk görüldü. Bu ülkenin halkı bu çocukları büyüttü. En büyükleri olan Bulguhan büyüyünce hükümdar oldu. Dünya edebiyatında doğal destanlar, eski Yunan edebiyatında İlyada ve Odes Odesya en eski örnekleridir. İran edebiyatının destanı olan Şehname Firdevsi tarafından derlenmiştir. İran ve Turan mücadeleleri, İran'ın kahramanı Rüstem'in yiğitlikleri ve Büyük İskender'in İran'ı işgal anlatılır. Sümer edebiyatına ait Gılgamış destanı M.Ö. 3000 yıllarında Mezopotamya'daki Uruk kentinde hüküm sürmüş Gılgamış isimli kralın ölümsüzlüğünü arama öyküsüdür. Hint edebiyatına ait Ramayana ve Mahabharata adlı destanlar şair Valmiki tarafından derlenmiştir. Fin edebiyatı destanı olan Kalevela, Lönnrod tarafından derlenmiştir. Dünya edebiyatının bu destanları dışında en bilinen diğer destanlar Rus edebiyatında Igor, Alman edebiyatında Nibelungen, Japon edebiyatında Shinto, Fransız edebiyatında Johnson de Roland, İspanyol edebiyatında Legit, İngiliz edebiyatında ise Bifulf'tur. Efsane Nedir efsane? Halk inançları ve halk dininin yansıtıldığı türlerin başında gelir. Efsane, yakın veya uzak geçmişteki bir dönemde yer alan ve anlatılanların gerçek olduğuna inanıldığı anlatılardır. Efsaneler ilgili oldukları konulara göre sınıflandırılır. Türk edebiyatında kabul gören genel sınıflandırma şu şekildedir: Yaratılış efsaneleri, tarihi efsaneler, olağanüstü kişiler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler. Efsanelerin konuları ilkel devir insanından günümüze kadar toplulukların gelenek ve göreneklerine, inançlarına, hayal güçlerine, kültür yapılarına göre farklılık gösterir. İlkel efsaneler tanrıların, evrenin, insanların yaratılışlarını anlatır. Efsanelerde ölümün kökeni, ateşin bulunuşu, gelenek ve görenekler, töreler, esrarengiz olaylar konu olabilir. Türk efsaneleri ise çoğunlukla İslami bir içeriğe sahiptir. Efsanelerde anlatılan kişi ve olaylarda gelenlikle olağanüstülükler görülür. Bu olağanüstülükler bulunsa da efsanelerde anlatılanların inandırıcılık özelliği vardır. Gerçekten olduğu düşünen, düşünülen olaylardır. Efsanelerin yapısında bulunan inandırıcılık özelliği ondaki olağanüstülükleri de kolayca örtebilir. Diğer türlerde olduğu gibi efsanelerin de kendilerine özgü kuruluş kuralları, destek aldıkları bir hayat anlayışı vardır. Her toplumun bünyesinde farklı şekilde yaşayan bu hayat anlayışı ve inanç sistemleri efsanelerin yapısını şekillendiren en önemli niteliklerden biridir. Peki efsane ve destan ilişkisi nedir? Efsanelerde, destanlarda olağanüstü olay ve kahramanlara yer verilir. Efsane ile destanlarda anlatılan olaylar gerçektir ancak destanlarda anlatılan olayları tarih kitaplarında bulabilmemize karşılık bunu efsane için söyleyemeyiz. Destanlar milletin yaşamış olduğu önemli olayları konu alır. Bu bakımdan da bu önemli olayları bir tarihi gerçeklik olarak görebiliyoruz. Ama bunun bütün efsaneler için söylemek mümkün değil. Her iki türde de mekan yaşadığımız dünyadır. Zaman ögelerini karşılaştırdığımızda ise efsanelerdeki olayların destandakilere göre daha yakın bir zamanda gerçekleştiğini görürüz. Destanların oluşabilmesi için çok uzun bir zaman gerekir ancak efsane için böyle bir durum söz konusu değildir. Efsanelerin varyantları yani örnekleri başka milletlerde olabilir ancak destanlar milli oldukları için benzer olanları yoktur. Her iki türde de anlatılanlar gerçek kabul edilir. Her ne kadar olağanüstü olaylar görülse de anlatılanlar genel olarak gerçekleşmiş kabul edilir. Destanlar uzun ve geniş içerikli eserlerdir. Efsaneler ise destanlara göre daha kısa ve insanların inanmak istedikleri bir olayı konu edinir. Destanlarda genelde epik yani kahramanlık ögeleri ön plana çıkar. Efsanelerde ise böyle bir durum yoktur. Efsaneler genellikle ait oldukları yöreye aitken ev, destanlar toplumun geneline hitap eder. Soru 1: Bu parçadaki numaralanmış yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır? Destanlar sözlü edebiyat türünleridir. Doğru. Olaylar ve kişiler olağanüstü nitelikler taşır. Doğru. Destanlar evrenseldir ve her ulusun destanındaki mitolojik unsurlar ortaktır. Yanlış. Soru 2. Bir destandan alınan bu parçadaki altı çizili kavramları karşılayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ertesi gün gazaba gelerek onun üzerine yürümek istedi. Tuğlarını kaldırıp askeriyle onun üzerine yürüdü. 40 gün sonra Muzdağı denen dağın eteğine geldi. Burada çadırını kurdurdu ve uyudu. Ertesi gün tan ağrırken Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüyü, gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Bunlar mitolojik unsur olarak adlandırılır. Soru 3. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Destan henüz insan aklının doğayı ve insanı tam olarak kavrayamadığı çağlarda ortaya çıkan bir türdür. İslamiyet'ten önceki Türk destanlarındandır. Köroğlu destanı bu da örnektir. Soru 3. Destan henüz insan aklının doğayı ve insanı tam olarak kavrayamadığı çağlarda ortaya çıkan bir türdür. İslamiyet'ten önceki Türk destanlarındandır. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Köroğlu destan. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi sadece Türk destanları sıralanmıştır? Ergenekon, Alper Tunga ve Göç destanları sadece Türk destanlarıdır. Soru 5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen destan ulus eşleştirmesi yanlıştır? A. Kalevela Hint yanlıştır. Kalevela fin destanlarıdır. Soru 6. Destan türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Oluş, yayılma ve toplanma derlenme olmak üzere 3 aşaması vardır. Doğru. B. Yaradılış, savaş, kahramanlık, doğal afetler gibi toplumları derinden etkileyen olaylar ele alınır. Doğru. C. Ait oldukları ulusun dil, kültür, din gibi özelliklerini yansıtır. Doğru. Nesir biçiminde yazılmış kısa hikayelerdir. Yanlış. Soru 7. Bu parçada söz edilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Destan M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında şekillenmiştir. Destan kahramanı hem bir baba hem bir devlet adamı olarak destanlaştırılmıştır. Fiziki görünümüyle ve kişiliğiyle ideal bir tip olarak öne çıkarılmıştır. Bu kişi Oğuz Kağan destanı içerisinde geçer soru 8. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilemez. Toplumu derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikayelere destan denir. Destanlar yapılarına göre tabi ve suni olmak üzere ikiye ayrılır. Tabii destanda söyleyici belli değildir. Suni yani yapay destanlarda ise yazan bellidir. Dolayısıyla kurtarılmış Kudüs ve mahab tabi mahabbarata suni destanlardandır. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir? Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, Battal Gazi destanı İslami devir Türk destanlarındandır. Soru 10. Bu parça ile ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? Gene o çağda sağ yanda Altın Kağan denen bir Kağan vardı. Bu altın o Kağan Oğuz Kağan'a ilçi gönderdi. Pek çok altın, gümüş, yakut taşlar, pek pek çok mücevher yollayarak bunları Oğuz Kağan'a ile sundu. Onun emirlerini dinledi ve iyi yergilerle dostluğunu sağladı. Sol yanda Urum denen bir Kağan vardı. Bu Kağan'ın çerileri çok çok, şehirleri çok çok idi. Bu Urum Kağan'ı Oğuz Kağan'ın yarlığını dinlemezdi. Oğuz Kağan gazaba gelerek onun üzerine yürümek istedi. Tuğlarını kaldırıp askeriyle onun üzerine yürüdü. 40 gün sonra Muz Dağı denen dağın eteğine geldi. Burada çadırını kurdurdu ve uyudu. Ötesi gün tan ağrırken Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıklanan gök tüylü gök geleli büyük bir erkek kurt çıktı. O kurt Oğuz Kağan'a dedi ki ey ey Oğuz sen urum üzerine yürümek istiyorsun. Ey Oğuz ben de senin önünde yürümek istiyorum. Gerçek hayatta karşılaşılamayacak olaylardan söz edilmiştir. Doğru. Ait olduğu dönemdeki toplumlar arası ilişkilere yönelik bazı çıkarımlar yapılabilir. Doğru. Dönemin teknolojik durumu ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlayan unsurlar kullanılmıştır. Yanlış. Soru 11. Birinci grupta verilen destanlardan hangilerinin ikinci gruba ait olduğu ulus verilmemiştir? Yaralılış destanı Altan Yakutlara ait, Türeyiş destanı Uygurlara ait, Bozkurt destanı Göktürklere ait, Oğuz Kağan destanının burada karşılığı yok. Alpertunga destanı ise Sakalara ait. Cevap Oğuz Kağan. Soru 12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Destanlar bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hakim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir. Milletleri derinden etkileyen tarih ve sosyal olayları anlatan manzum edebi eserlerdir. Bu tür edebi eserler tabi afetler, göçler, savaşlar ve istilalar gibi önemli olayların etkisiyle tarihin eski çağlarından meydana gelmiştir. Türk devleti de tarihi gelişim sürecinde milli benliğini yansıtan destanlar meydana getirmiştir. Bugüne ulaşan destan parçaları ve destani eserler Türklerin zengin bir destan edebiyatına sahip olduğunu göstermektedir. Türk destanları destan oluşumunun son aşaması olan toplama derleme dönemini 15. yüzyılın sonunda tamamlayıp yazıya geçirilmiştir. Cevap 5 Soru 13 Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Türk destanlarında ağaç, ışık, su gibi mitolojik unsurlar yer alır. Doğru. Türk destanlarının bugün elimizde bulunan parçaları çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Çünkü Türk destanları destanın oluşumunun son aşaması olan toplama, derleme dönemini tamamlayamamıştır. Doğru. Destanlar oluşumlarına göre yapay ve doğal destan olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru. Destan savaş, göç, deprem, kıtlık gibi toplumu derinden etkileyen olayların sonucunda oluşmuştur. Doğru. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarında Arapça ve Farsça'nın etkisi görülür. Yanlış. Soru 14. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? İslamiyet'i kabul ettikten sonra da Türk topluluklarında destan geleneği sürmüştür. Bunun en güzel örneği de manastır. Soru 15. Yukarıda verilen destanlardan hangi ikisi yer değiştirirse yanlışlık düzeltilir? Yapma destanı Kurtarılmış Kudüs, Genç Osman, Şu, Çılgın Orlando, Doğal, Ergenekon, Cengizname, Şahname ve Kaybolmuş Cennet. Şu destanı ve kaybolmuş cennet yer değiştirmeli. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden önceki döneme ait bir destan değildir? Ergenekon Destanı, Santuk Borahan Destanı İslamiyet'in kabulünden önceki döneme ait değildir. Soru 17. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? Nibolingen, Kaybolmuş Cennet, Türeyiş, verilmemiş. Kalavelaan İlyada ve Odesya göç verilmiş. Sorularımız bu kadar. Diğer föyde görüşmek üzere.